Herkese merhabalar. Spor Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet 25. haftaya geldik. 25. haftada zaten 25 gol atıldı. Gene gol kısırlığı çekilen haftalardan devam ediyor. Kalecilerin demek ki çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda forvet oyuncularında beceriksiz olduğu düşünülüyor yani bu durumda. Yani gol sayısı artmıyor. Evet lider Trabzonspor en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u yenerek aradaki puan farkını 12'ye çıkararak liderliği garantilen, garantiledi. Şampiyonluğa doğru yol alıyor. Tabii ki oynanmamış maçlar var. O maçlar bitmeden de hiçbir şey belli olmaz. Ama büyük, en büyük favori şu anda şampiyonlukta Trabzonspor yoluna devam ediyor. Konya da ikinci olma ihtimali var. Çünkü en yakın ta, takipçisi de o da zaten Adanaspor 41 puana sahip. Ee, onun içinde de tabii bir e, maçı da eksik. Onu da söyleyelim. Evet, e, Diğer zaten Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş beraberlikle idare etti. Bu hafta da Fenerbahçe galip geldi ama gelse de zaten bir şey değişmiyor. Zaten 20 puanlık fark devam ediyor. Yani bırakın şampiyon olmayı, ikinci bile olma ihtimallerinin olmadığı üç büyüklerin bir dönem geçiyor. Ahmet Çalık sezonunda Konyaspor şampiyon olabilir mi? Ve o da bu hafta şansını kullanamadı. Eğer Trabzon'u yenseydi belki de bir bir nebze olsun umutlanırdı ama o da yok ne yazık ki ee, görünen şu anda Trabzonspor'un açık ara şampiyonluğa gideceği tabi kalan maçlarda bunu garanti diye bir şey söyleyemeyiz ama görünen şu an için o evet tebrik ediyoruz ee, bu haftanın da zaten şöyle zemin deplasmanda galip gelen tek takım evet Fenerbahçe olmuş ee, diğer takımlarda galip gelen yok deplasmanda çok ilginç evet Evet bu haftayı değerlendirelim şöyle. Altay Çaykur Spor'la karşılaştı. Daha önceden Altay e, deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenildiydi 2-1 Denizli döneminde. Bu hafta oynanan maçta golsüz berabere bitti. Aslında maç çok güzel geçti. Gol pozisyonları çok oldu ama golün olmadığı bir maçtı. Golsüz berabere biten tek maçta bu maçtı zaten. Bir de Fatih Karagümrük gol atamadı. Diğer takımların hemen hepsi, pardon Gaziantep de atamadı. Diğerlerin hepsi de gol attı. Bir veya iki gol attılar. Zaten bu hafta öyle farklı gel kalp gelindi. Bir tek Antalya Spor vardı. Onu da söyleyelim. Evet Altay ne yazık ki düşme hattından kurtulamıyor. Çay Kurize da alt üstü devam ediyorlar. İkisinde puan ve puanlara ihtiyacı vardı. Her iki takımda birer puana razı oldular. Medipol Başakşehir kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Emre Hoca ile Erol Hoca'nın düellosu şekline geçti. Tabii ki Başakşehir yeni transferlerle daha da güçlenmiş. Daha önceki maçı da 5-1 kazanmış. pardon. Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 kazanmıştı. Bu maçı da Başakşehir 2-0 kazanarak revanşı almış oldu. futbol olarak aslında iki takım da iyi futbol oynuyor ama gol atmadığını atamadığınız zaman zaten galip gelemiyorsunuz. Bütün mesele gol atmakta iyi futbol oynamakla yetmiyor. bütün mesele burada. Başakşehir'de zaten e, onun da bir maçı eksik sanıyorum. Evet e, o bir maçı da tamamlarsa belki yukarı doğru tırmanmaya başlar. Zaten şey olarak çok iyi yerde ilk e, devreye bakarak başarılı devam ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü derseniz yine aynı şekilde o da 35 puanla yoluna devam ediyor. Çok büyük bir fark yok o sıralarda. iki maç kazandınız mı kaybettiniz mi her şey değişebilen bir dönem yaşanıyor. Evet, e, Giresunspor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe e, ilk maçı da kazanmıştı. İkinci maçı da 2-1 2-1 yine aynı değişen bir şey olmadı. Giresunspor aslında öne geçti ikinci dakikada. Fenerbahçe ne yazık ki ilk dakikalarda gol yeme yeme alışkanlığından bir türlü vazgeçemedi. Kaleye Berke'yi de koysanız, Ertuğrul'u da koysanız, Altay'ı da koysanız bir türlü değişmeyen kural bu. Ne yazık ki ilk dakikalarda gol yiyor. Yani yememesi gerekiyor ama ne yazık ki Fenerbahçe'nin son 5 yılda en büyük hatalarından birisi bu. Halbuki ilk dakikalarda gol atmak ve üstüne goller atmak lazım ki büyük takım olduğunuzu kanıtlamanız lazım. Ne yazık ki büyük takımların bu özellikleri de yok oldu gitti. E Fenerbahçe'nin de o özelliği yoktu. Giresunspor 2. dakikada öne geçti. Aslında devamını getirse de çok da başarılı olurdu. Ama ne yazık ki yapamadı Fenerbahçe. E, gol ve gol yollarında her ne kadar yani futbol oynuyor da şutlar da eksik mesela. Bir de e, kondisyon yetersiz benim gördüğüm kadarıyla. Eğer o kondisyonu yükseltemezse zaten ligin sonunda zor gelecek gibi görünüyor. Kupa maçında da tek kale oynamasına rağmen gol atamadı. Tek gol yiyerek e, kupadan elendi. O da ayrı bir handikap. Zaten Kayseri Spor'da herkesin başlarına bela oluyor. Gerçi Giresun da şöyle hafife almamak lazım. Galatasaray'ı, Fener şey Beşiktaş'ı Evet ve bütün takımlar ve ki Trabzonspor'la deplasmanda berabere kaldı. Gol yemedi yani onu da düşünmek lazım. Gerçekten muhteşem. Yani Giresunspor'da yabana atmamak gerekiyor. Yani şimdi küçük büyük takım diye bir şey de söz konusu değil. Oynamak gerekiyor. Oynamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman başarılı olamıyorsunuz. Evet. Galatasaray kendi sahasında Yukatel Kayseri Spor'la karşılaştı. Daha önceki maçı 3-0 kaybetmişti. Bu maçta da 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen birbirini zor yakaladı. Aslında Galatasaray gol pozisyonlarına daha çok girdi. Ama ne yazık ki gol atmakta zorlanıyor. Galatasaray'da kaleci gerçekten muhteşemdi. Yani kurtarışta şey pardon Galatasaray kaleci de iyiydi. Kayseri Spor kaleci daha da iyiydi. Galatasaray forvetlerine izin vermedi. Gomis de gelmesine rağmen Galatasaray eski havasını bir türlü yakalayamadı. Futbol olarak fena değil ama gol atamadığınız zaman bunlar da gelmiyor işte. Bir birle bitti. Yine bu hafta da şey olarak geçiyor. Bakalım ne olacak. Kayseri Spor hem kupada hem ligde yoluna da devam ediyor. Tabi şey olarak Kayseri yeri daha iyi Galatasaray'a bakarak ama Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Daha kötüye de gidebilir. işler zaten puanı da iyi değil. 29 puan alttakilerle hemen kafa kafaya gibi bir şey. Düşme hattına da girebilir yani maç kaybederse. Onun için dikkat etmesi gerekiyor. Demir Grup Sivas Spor. Kendi sahasında Özdür e, kablo, Yeni Malatyaspor'u Daha önce de 1-0 yenmiştik deplasmanda. Bu kez de kendi evinde 2-1 yenmeyi başardı. Aslında Malatya Sporu da toparlanmış. İyi futbolda oynamıyor. oynuyor ama Sivas Spor'u sahasında yenmek zaten kolay değil yani. Yenilen takımlarda çok başarılı oluyor. O da ayrı konu. Sivas Spor e, Afrika Kupası'ndan dönen Gradel Mradel döndükten sonra zaten havasını yakaladı. Gol, golleri ve gol ve golleri attı ve 3 puanlı almayı başardı ee, o da yani zaten şöyle söyleyeyim o her ne kadar 11 sırada olsa da yani 34-35 puanda olan takımların şimdi şeyden uzaklar ee, iki maç kazansa hemen yani ilk dörde falan girme ihtimalleri var onlarda kabul etmek <laughs> ama özgür kablo yeni Malatyaspor şu anda ligin en kötü takımı durumunda bir maç eksik Hadi 3 maç daha alsa 19 yapar şu anda 16 puanla ligin en alt sırasında bulunuyor yani durum iyi değil. Fraportav Antalya Spor nihayet e, özlenen galibiyet hem kupada hem de burada almayı başarır. Baba Fatih Karagümrük kupada muhteşem bir maç çıkarmıştı. Fakat burada onu göremedi. Gol dahi atamadılar. E, Antalya Spor gerçekten muhteşem oynadı. Hem gol, yani şöyle söyleyeyim gol atmak için ne gerekiyorsa yaptı. Ve sonunda da başardı. 3-0 haftanın en flash galibiyetin alanlarından biri oldu. Antalya Spor'u tebrik etmek gerekiyor. Karagümrük'te ee, geçtiğimiz haftada oynadığı güzel oyunu oynayamadı. Oynayamadığı için de işte. zaten başarısız oldu. Onu da yani Kaleci Bivyanon'da hatalarda vardı. Yani yedi gollerde. Ama Antalya Spor'un forvetleri biri olmasa biri. Yani gerçekten kazanmak için oynadılar. Tebrik ediyoruz. Ee, bu haftanın yani flash ekiplerinden biri oldu. tabii Antalya Spor'un durumu çok mu iyi? Evet o da 15'in sırada. O da 28 puana sahip. Ama iki maç kazansa o da hemen üst sıralara doğru tırmanmaya başlar. Ama şu anda bu hafta oynadığı gibi oynaması gerekiyor. Bütün mesele burada. Evet, Kasımpaşa ligde ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Kasımpaşa Aytemiz ALANYASPOR'LA karşılaşıyor. Aytemiz ALANYASPOR e, ilk devre maçının kendi sahasında kazanmıştı. Bu hafta da berabere kaldı ama Kasımpaşa gerçekten iyi oynadı. Trabzonspor maçında çok durgundu. Yani ve yani o 5 maç üstte kazanan takımdan çok uzaktı. Bu hafta biraz havasını yakalamış. Aytemiz ALANYASPOR ya son zamanların en iyi yani futbollarından birini oynuyordu. İki iyi oynayan futbol, takım oynayan hani mücadelesinde 2 ikilik beraber yani 4 gol çıktı zaten 4 gol çıkan başka da maç yok herhalde. Evet görünen o Kasımpaşa <laughs> eski e, galibiyet serisini yakalayabilirim mi bilmiyorum ama Aytemiz Alanya sporunda da gal ikisinde galibiyet serisi sona erdi. Beraberlik de bu hafta bitti ama gollü beraberlik oldu 2-2. İki takımın da futbolundan dolayı tebrik etmek gerekiyor. Evet gelelim Rider Trabzonspor'un maçına. Trabzonspor gerçekten bu hafta oynadığı futbol tam şampiyona yakışır bir futboldu. Bunu da yaptı ama şunu da söylemekte yarar var. 2-0'dan sonra neden durdu onu da anlamak mümkün değil. Aslında farka gidebilirdi. Ondan sonra Konyaspor Spor oynamaya başladı. Konya da anlamak mümkün değil. Neden? Golü yiyene kadar bekliyorsunuz. İlk maç zaten 2-2 idi. Bu maçta da Trabzonspor kendi saha ve serisinin önünde avantajı kullanarak kazanmayı da başardı. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Yolunda şampiyonluk yolunda da başarılar diyelim. Ve de zaten 60 puana ulaştı şimdiden en yakın takipçisine 12 puan fark atmış durumda yani. Onun için kolay kolay hani bir mucize olmazsa şampiyonluğa doğru gidiyor. Ama son 7 maç her zaman söylüyorum çok tehlikelidir. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hala e, takımlar kendilerini lay Ilham Devrinde görüyorlar. Onu da söyleyelim. Çünkü son alan 7 maçta herkes can havliyle oynayacak. O zaman çok değişik şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Hala iddiamı da sürdürüyorum. Evet, Adana Demirspor Beşiktaş'la karşılaştı. Beşiktaş bir e, sıfırına geçti ama Adana Spor'un iki golü verilmedi. Yani Adana Demirspor'u da yani hakem resmen engelledi yani onu da söyleyelim. İlk maç 3-3 bitti. 3-0 öndeyken Beşiktaş 3, 3 de bitmişti. Bu maçta da Beşiktaş 1-0 geçti. Daha sonra Adana Demirspor'un attığı golleri yani biri olmasa birini vermesi lazımdı. Yani hakemi biraz hatalı görüyorum. Yani görünen o. Ama Adana Demirspor çok rahat bir takım. Çok iyi futbol oynuyor. Golcüleri çok iyi. Gerçekten muhteşem. Yani tarafla tarafsız herkesin değer vereceği bir takım diye düşünüyorum. Evet bir bir berabere bitirdiler. Yani öyle diyelim. Atakaş Hatay Spor kendisi aslında haftanın son maçında Göztepe'yi ağırladı. Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı. İlk maçı da 2-0 kazanmıştı. Hatay Spor biraz kendine geldi diye düşündüm ama galibiyeti yakaladıktan sonra takımların durması kendilerine handikap yaratıyor. Göztepe de sonradan oynamaya başladı. Aslında Göztepe normal futbolunu oynasaydı Hatay Spor'la yani çok başarılı maçlar çıkarttı son 5 haftada, geçen haftada. Yani bir bakıyorsunuz birden birdenbire bir duruyor. Neden oluyorsa mesela 5 maç kazandıktan sonra neden böyle bir handikap yaşanıyor onu da anlamak mümkün değil. Yani sürkülese edip de giden bir takım da olmuyor. Lige bakıyorsunuz herkes muhteşem futbol oynar gibi görünüyor. Ama aslında bunun sonu da gelmiyor. Tamam bunu da en seri galibetleri yakan Trabzonspor ama Trabzonspor'un da diğer haftalarda baktığınız zaman çok zor maç kazandığını gördük yani. Ee, tamam kazandı ama yani böyle yani, sürklese edip de götürecek bir e, kapasite yok. Ama bu hafta oynadığım maç gerçekten takdire şey anlıyor. Onu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Hem kupa hem ligde de zaten Trabzonspor da yoluna devam ediyor. E, Beşiktaş da devam ediyor. Fenerbahçe elendi. Galatasaray zaten daha önceden elenmişti. Diğer takımlar da yollarına devam ediyorlar. Evet e, bu haftalık bu kadar diyelim. E, herkese iyi seyirler diyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı, iyi günler diliyorum. Hoşça kal.